Büyük köye Sürmeneliler ve İran'dan gelen Türk muhacirleri yerleştirilmiş. Her ikisi hallerinden çok şikayet ettiler. Kıymetli olan Sürmenelilerdir. Birinci genel inspektörlükten bunların halini süratle ıslah etmesini rica ettim. Bütün Türk kasabaları etraflarına Türk muhacirleri getirilmesini isterler. Umman içinde kalmış gibi. Türk sitelerinin boşluktan ve yalnızlıktan ürküntü hissettikleri sezilir. Başbakan İsmet İnönü, Ağustos 1935'te Atatürk'e teslim ettiği bu raporda son olarak Dersim'den bahsetmektedir. İnönü'nün Dersim'le ilgili planları şöyledir. Dersim ıslahına bir program halinde tevessül edeceğiz. Dersim vilayetini yeni usulde teşkil edeceğiz. Muvazzaf bir kolordu kumandanı, vali ve üniformalı muvazzaf zabitler kaza kaymakamları olacaktır. Kaza memurlarından hiçbiri yerli olmayacaktır. Dersim'le ilgili bu çalışmalar iki sene sonra 1937'de yeni bir isyana neden olacaktı. Dersimliler yapılmakta olandan fazlasıyla rahatsız olmuş ve ayaklanmışlardır. Hükümet kuvvetleriyle Seyit Rıza'ya bağlı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar kısa sürede bir ayaklanmaya dönüşecek ve Şeyh Said isyanından sonraki en büyük Kürt isyanı böylece başlayacaktı. 21 Mart 1937'de başlayan çatışmalar Eylül ayına kadar devam etti. Asker Dersim'e karadan ve havadan çok ağır şekilde müdahale etti. Hava bombardımanlarına ilk kadın pilot Mustafa Kemal'in manevi kızı Sabiha Gökçen de katıldı. Altı ay devam eden çatışmalar sonunda Seyit Rıza teslim oldu, yargılandı ve asıldı. Fakat isyan tam olarak ancak 1938'de bastırılabildi. İsyan bastırıldığında bazı kaynaklara göre Dersim'de 50 ila 100 bin arası Kürt hayatını kaybetmişti. Türkiye'de Kürtlerin tarihi işte böyle yazılıyordu. Yasaklar ve müdahaleler isyanlarla karşılık buluyor, isyanlar ise kanlı şekilde bastırılıyordu. Bütün bunlar ise hem Türkler hem de Kürtler için hiç de güzel olmayan bir geleceğin yapı taşlarını oluşturuyordu. Bu bölümümüzde son olarak siyasi tarihimizin vazgeçilmezi olan darbecilerin Kürtlere bakış açısından örnekler getireceğiz ekranlarınıza. Önce 1960, sonra da 1980 darbecilerin bakış açıları ve uygulamalarından örnekleri birlikte izleyelim. 22 Ocak 2008 tarihli Milliyet Gazetesi, manşetini o günlerde Bülent Ecevit'in arşivinde çalışmakta olan Can Dündar ve Rıdvan Akar'ın ortaya çıkardığı çok önemli gizli bir belgeye ayırmıştı. Bu belge 1961 yılında 27 Mayıs darbecilerinin hazırlamış olduğu bir Kürt raporuydu. Ecevit 1961'de Çalışma Bakanı olduğunda masasında askerlerin hazırladığı bu raporu bulmuştu. Vatanın bütünlüğü için Kürtlere açıkça asimilasyon uygulanması gerektiği ifade edilen rapor, Kürtleri de kendilerini Kürt zannedenler olarak isimlendiriyordu. 18 Nisan 1961 tarihinde darbecilerin lideri Devlet Başkanı ve Başbakan Cemal Gürsel Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından imzalanan raporun bazı maddeleri şu şekildeydi. Hali hazır İskan Kanunu ve tatbikatını tespit edilen politika ihtiyaçlarını karşılayacak ve asimilasyon temin edecek şekilde incelemek ve tadil etmek, bölgenin kendilerini Kürt sananlar lehindeki nüfus yapısını Türk lehine çevirmek için Karadeniz sahillerindeki fazla nüfusla memleketin dışından gelen Türkleri bu bölgeye yerleştirmek, bölgedeki kendilerini Kürt sananları bölge dışına göçe teşvik ve bu göçü finanse ederek memleketin Türk çocuğu bulunan yerlerine iskan etmek,
Türkiye'de kendilerini Kürt sananlarla İran ve Irak'taki Kürtlerin irtibatını kesme bakımından bölgeyi kendilerini Kürt sananların çoğunluğunu dağıtmak üzere sistemli şekilde bölecek iskan sahalarına ayırmak, planlanan bölge okulları, köy okulları ve meslek okullarının faaliyete geçirilmesi, kız ve erkek misyoner yetiştirilmesi ve bunun için hususi müessese kurulması, bölge halkından kabiliyetli ve küçükten asimile edilen gençlere yüksek tahsil imkanları sağlanması, dünya entelektüel muhitine Türkiye'de bir Kürt meselesinin mevcut olmadığının anlatılması, bir üniversiteye bağlı derhal bir Türkoloji Enstitüsü kurularak kendini Kürt sananların menşeilerinin Türk olduğunun ispat olunarak yayınlanması, Doğu'nun Türk tarihinin yazılarak neşredilmesi, kendilerini Kürt sananların Dağlı Türkler olup menşeilerinin Turani kavimlere dayandığı hakkında çeşitli yönlerden arayışlar yapılması ve neticelerinin türlü yayın vasıtalarıyla yayılması. 27 Mayıs darbecileri Kürtleri yok sayıyor, yok saydığı halde açıkça asimile edilmesini istiyor, bulundukları yerlerden göç ettirilerek köklerinden koparılmalarını, kimliklerinin ve dillerinin inkar edilmesini hedefliyordu. Ancak bu rapor 27 Mayıs darbecilerinin Kürtler konusundaki tek çalışması değildi. 5 Ocak 1961 tarihinde çıkarılan 1587 sayılı yasayla da Kürtçe ve Ermenice köy ve yer adlarının değiştirilmesi öngörülüyordu. Bu yasanın ve raporun talep ettiklerinin ne kadarının kim tarafından uygulandığı başlı başına bir araştırma konusu. Ancak biliyoruz ki Kürtler için bu tarihten sonra hiçbir şey iyiye gitmedi. Bu raporun yazıldığı tarihten 20 sene sonra geri dönen darbecilerin ise zihniyetinin hiç değişmediği görülecekti. 12 Eylül 1980'de ülkenin yönetimini silah zoruyla bir kere daha ele geçiren darbeciler hemen her kesime olduğu gibi Kürtlere karşı da acımasızdı. Darbecilerin 1980-83 arası Güneydoğu'da özellikle Diyarbakır cezaevindeki uygulamaları Türkiye'nin gelecek yıllarını hem Kürtler hem Türkler açısından zehir edecek gelişmelerin tetikleyicisi olacaktı. Darbeciler Kürt sorununu daha da derinleştirecek ve içinden çıkılmaz hale getirecek bir başka iş daha yaptılar. Kürtler üzerindeki baskıya anayasal bir boyut getirdiler. 1982 anayasasıyla Kürtçe yasağı anayasal bir yasak düzeyine yükseltilmişti. 26. maddede düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dil kullanılamaz deniliyordu. Ve 19 Ekim 1983 tarihli 2932 sayılı yasayla da darbeciler son noktayı koymuştu. Yasa şöyleydi. Türk Devleti tarafından tanınmış bulunan devletlerin birinci resmi dilleri dışındaki bir dille düşüncelerin açıklanması, yayılması ve yayınlanması yasaktır. Türkçeden başka dillerin ana dil olarak kullanılmasına ve yayılmasına yönelik her türlü faaliyette bulunulması yasaktır. Bölümümüzde Cumhuriyet tarihi kadar eski bir sorun olan Kürt meselesinin kökenlerine inmeye çalıştık. 1923'ten 1980'e kadar olan süreçte yaşananları hatırlayarak 1980 sonrası ortaya çıkan problemin sebeplerini anlamaya çalıştık. Bir sonraki bölümümüzde ise 1980'den 2000 yılına kadar yaşananları pek çok boyutuyla ele alacağız. Terör, sınır ötesi operasyonlar, kontrgerilla, faili meşhurler, Kürt siyasetçilerin ortaya çıkması, Kürt raporları ve daha pek çok konunun kısa tarihini bu bölümümüzde bulabilirsiniz. Yüzyıllar boyunca kardeş olarak yaşamış iki milletin yapılan tüm yanlışlara rağmen geleceğe de aynı çatı altında yine kardeşçe yürümesi, Kürt ya da Türk olmaktan daha önemli olanın insan olmayı başarmak olduğunu benimsenmesi dileğiyle şimdilik hoşça kalın.